This is an extremely conservative country. Kız çocukları okula gidemiyor. Sanatçılar, gazeteciler büyük baskı altında. Merhaba, ben Habertürk.com dış haberler editörü Merve Elmacı. Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçirdiğinde uluslararası kamuoyuna artık eskisi gibi olmadıklarını, insan haklarına, kadın haklarına daha saygılı olacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Ancak aradan geçen aylarda Taliban'ın çok da bu yönde bir yaklaşım olduğunu görmek mümkün değil. Özellikle uluslararası haber ajanslarına yansıyan haberlere göre kadınlar halen kısıtlamalara tabi tutuluyorlar, kız çocukları okula gidemiyor, sanatçılar, gazeteciler büyük baskı altında. Bu kapsamda BBC'nin 100 kadın listesine girmiş kadınlardan ikisi Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Bunlardan ilki Mukaddasa Ahmetzai. Mukaddasa, Afganistan'dan kaçmaya çalışırken mülteci kampına sığınan bir kadın. Ve kendisini insan hakları aktivisti olarak tanımlıyor. Şu anda Amerika tarafından kurtarılmış ve askeri üstü hayatını geçindirmeye çalışıyor. Mukaddasa'ya Afganistan'da kadınların durumunun ne olduğunu sorduğumda aslında hiç de olumlu şeylerden bahsetmedi. Kendisi kadınların geleceğinin çaresiz, karanlık, en temel haklarından bile mahrum bırakıldıklarını söyledi. Taliban'ın gelmesiyle kadınların hayatının dramatik bir şekilde değiştiğini, eğitime, sosyal hayata, siyasi hayata katılamadıklarını dile getirdi. Kadınların geleceğinden endişeli olduğunu dile getiren Mukaddasa, aslında uluslararası toplumunda Taliban'ın desteklememesi gerektiğini, Taliban'ın destek buldukça daha güçlü bir hale geleceğinden endişeli olduğunu söyledi. Öte yandan Birleşmiş Milletler geçtiğimiz günlerde Taliban'ın genel af ilan etmesine rağmen ülkede 100'den fazla kişiyi öldürdüğüne ilişkin bir rapor yayınlamıştı. Mukaddasa da bunları destekleyici açıklamalarda bulundu. Kendisi de Afganistan'da yaklaşık 20 insan hakları aktivisti arkadaşının öldürüldüğünü söyledi ve Taliban'ın elinde bunlara ilişkin bir belge olduğunu, arkadaşlarının da endişeyle beklediklerini açıkladı. Afgan kadınlar olarak her şeyimizi kaybettik diyen Mukaddasa, BBC'nin 100 kadın listesine girdiği için çok cesaretlendiğini söyledi. Ancak ülkedeki tüm Afgan kadınlar haklarına kavuşmadığı sürece mücadelelerinin sona ermeyeceğini dile getirdi. BBC'nin 100 kadın listesine giren diğer isim ise Crystal Bayat'tı. Crystal 24 yaşında ve aslında üniversite eğitimini Amerika'da almış. Bir süredir de Amerika'da yaşıyor. Ancak ailesi, arkadaşları halen Afganistan'da. Bu yüzden o da geleceklerinden oldukça endişeli. Crystal kendisini insan hakları aktivisti olarak tanımasının yanı sıra Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği günlerde Afganistan'da bağımsızlık yürüyüşünü gerçekleştiren 7 kadından biriydi. Taliban'ın iktidara gelmesiyle her şeyin negatif bir yönde değiştiğini belirtirken, insanların Afganistan'da omuzlarını kaybettiklerini ve geleceklerinden çok endişe duyduklarını dile getirdi. Kadınların eğitim haklarının olmadığını, rahatça gezemediklerini, kimsenin spor aktivitelerine, sosyal hayata katılamadığını belirterek Afganistan'ın geleceğinin aslında çok karanlık olduğunu söyledi. Öte yandan Crystal, insanların kendilerini güvende hissetmedikleri için ülkeden ayrılıklarını dile getirdi. Ve ülkedeki tüm eğitimli insanların gitmesiyle Afganistan'ın nasıl parlak bir geleceğin beklediğinden de şüphe duyduğunu dile getirdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler verilerine göre Afganistan'da halkın yarısından çoğu şu an kıtlıkla mücadele ediyor. İnsanlar açlıkla ve yoksullukla mücadele ederken Crystal da Afganistan'dalığı önlemek için bir bağış programı yönetiyor ve kendisinin bunun öncelikli işi olduğunu dile getirdi. BBC'nin 100 kadın listesine girmek Crystal'ı mutlu etse de bundan tatmin olmadığını söyledi. Ailesi, arkadaşları, ülkesi için endişe duyduğunu dile getiren Crystal, Afgan kadınların özgürlüklerine kavuşana kadar çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi. Afgan kadınlar ülkedeki olumsuzluklardan, umutsuzluklarından bahsederken Afganistan'da çalışmalar yürüten Norwegian Afghanistan Community Direktörü Terje Vaterdal aslında ülkede o kadar da karamsar bir tablonun olmadığını dile getirdi. This is an extremely conservative country. It has always been, and maybe even more now than before. It's great diversity in Afghanistan. So you have some districts where women are more or less off the radar, and then you have other rural districts where women are quite visible. My first time to Afghanistan was in January of 1998. This was during the first time that Taliban was ruling. Can you compare, maybe? So, and I do see quite a bit of difference. Mm-hmm. I think the ideology behind Taliban is the same. They want a conservative Islamic state. So I do not want to give you any glorified picture of the Taliban, but I also think it's important not to demonize them. They are ultra-conservative people, no doubt. But I do feel that there has been a change. And I hope that this change will continue. I hope too. Many women are worried, rightly so. Yeah.
But there are many narratives out there that are not entirely true. So I fully support dialogue because what is the alternative? There is no alternative. And if we continue with the boycott and then thousands and hundreds of thousands, millions of Afghans are going to suffer and die. That is not a solution. Norveç'in Afganistan Komünitesi 40 yıldır Afganistan'da sosyal, tarım, eğitim, sağlık alanında hizmet veren bir topluluk. Norveç'in Afganistan Komünitesi çalışanlarının %40'ının kadın olduğunu söyleyen Terje, çalışanlarının hiçbir zorlukla karşılaşmadığını da dile getirdi. Taliban'la diyalog yolunun açık olması gerektiğini söyleyerek bu değişimin uzun süreli olmasını ümit ettiğini dile getirdi.